Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'nın üçüncüsü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapıldı. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet Akademisi Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve paydaş kuruluşların işbirliğinde İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Din Öğretimi ve Hizmetleri Çalıştayı'nın üçüncüsü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapıldı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Özdemir, düzenledikleri çalıştayın amacını anlattı. Genel anlamda şehrimizdeki Milli Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk, orta ve orta dereceli okullarda, İmam Hatip okullarındaki DİKAP ve meslek dersi öğretmenleri ile din hizmetleri sınıfında çalışan il müftülüğümüze bağlı Kur'an kursu öğreticileri, din görevlileri, vaizler, din hizmetleri uzmanları bunlara yönelik bir yıl boyunca, daha doğrusu birkaç ay öncesinden başlıyoruz. Sahadaki karşılaştıkları güçlükler, zamanın değişmesiyle ortaya çıkan yeni problemlere dönük yeni metotlar, bilgiler, güncel bilgiyi burada vermeye çalışıyoruz. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, din öğretiminin bilim ve akıl ışığında geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden sadece Müslüman oldukları için katledilen insanımızın olduğu bugünlerde ve yine sözde medeniyet ama aslında medeniyetle hiçbir alakası olmayan Batı dediğimiz devletlerin bu katilleri hem maddi ve manevi hem de manevi olarak destekledikleri bugünlerde böyle önemli bir tema, din öğretimi konusunda çocuklarımızı yetiştirmek, çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretmek, onları geleceğe hazırlamak maksadıyla milli eğitimimizde verilen din öğretiminin biraz daha olgunlaşması, yeni bilim ve akıl ışığında yeni teknolojilerle değerlendirilmesi maksadıyla üniversitemizde başlatılan bu çalıştaya hoş geldiniz. Çalıştaya katılan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile ortaya koyulmak istenen milli ve manevi değerlerine bağlı gençlik yetiştirilmesinin önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile ortaya konulmak istenen iyi ve güzel insan, yurtsever, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirilmesi gerçekten en önemli sorunlarımızdan birisi. Yine İlahiyat Fakültemiz çok yakın bir zaman öncesinde hadisle ilgili bir çalışma yapmıştı. Şu anda tüm İslam coğrafyasında bir kaos hakim ve bu kaosun ortaya en fazlasıyla konulduğu yerde Gazze. Öncelikle oradaki acıların dinmesi en büyük duamız. Tabii duanın ötesine geçmek gerekiyor muhakkak ki. İşte dinin doğru kaynağında toplumla hemhal olmasının ne kadar önemli olduğunu, bu anlamda çocuklarımıza Kur'an'da 49 yerde geçen akıl etmez misiniz ifadesinin çok daha fazlasıyla hatırlatılması büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda bakanlığınız muhtesinde yapmış olduğunuz çalışmalarla Türkiye yüzyılını inşa edecek gençleri hep birlikte yetiştirme azim ve kararlılığı içerisindeyiz.